İstanbul'da kentsel dönüşüme giren binanın yıkımı vardı ama hesaplar yine şaştı. Kepçe, bitişikteki sağlam apartmanın kolonuna hasar verince ortalık karıştı. Aileler bayramüstü evsiz kaldı. Yazıklar olsun ya. Böyle yıkım mı olur? İki katın odası gitti. Hesap tutmadı, kepçe yine hedefi şaşırdı. Sağlam binanın duvarları yıkılınca apartman sakinleri bayramüstü evsiz kaldı. Kolon da gitmiş, daha burada oturulmaz. Operatörün marifet sayesinde bizim binanın kolonunu kopardı. Sokağımız kapalı, dükkanlarımız mühürlendi bayramüstü. Üsküdar'da kentsel dönüşüme giren 4 katlı binanın kontrollü yıkımı kontrolden çıktı. Böyle bir şey mi olur? Gitti orası, gitti yan taraf. Etrafa hiçbir önlem almadan, kesinlikle hiç kimseyi dinlemeden, anlamadan 50 diğeri aradık. İş makinesi binanın bitişiğindeki sağlam apartmanın kolonuna hasar verdi. İki katında yatak odasının duvarları yıkıldı. Kolonu koparınca duvar da gitti. Baksana hala yıkım oluyor şu an burada. Zararımızı kim karşılayacak? Apartman sakinleri tahliye edilirken zabıta binayı mühürledi. Benim dükkanım mühürlendi. Mühürledi, hatta ben dedim bak ben bu elbiseyle mi bir hafta gezeceğim? Yarın gelir koparırım dedi. Yok, biz sana telefon numarası vereceğiz, gel bizi ararsın gelir açarız. İnşallah dedi. Bir anda evsiz kalan apartman sakinleri işbilmezlerden şikayetçi oldu.